نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Her zamanki gibi ibadet ve zikirle meşguller. Züleyha'yı kıskanmayacağımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ne oldu? Fikrin değişti mi? Hayır. Ama bu haline imreniyorum. Ne oldu? Niçin durduk? Mesele nedir? Galiba babamın tavsiyesine uymamız gerekiyor. Farklı kapılardan gireceğiz. Ne oldu? İsrailoğulları niçin durdu? Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kardeşler olarak aramızda konuşmamız gerekiyor. Siz gidin, biz peşinizden geliriz. Pekala. İsrailoğulları dışındakiler benimle gelsin. Öncekinde olduğu gibi aramızda ayrılık olmasın. Merak etmeyin, biz yakında size katılacağız. Babamızın tavsiyesini hatırlıyorsunuz. Şimdi farklı taç kapılardan giriş yapmamız için ikişerli ya da üçerli gruplara ayrılalım. Elinizden geldiğince yüzünüzü gizleyin. Kapı muhafızlarına göstermeyin. Saray mensuplarından ya da Mısır Azizi'nin yakınlarından birini görürseniz sizi görmemesi için yüzünüzü gizleyin. Siloların olduğu yerde görüşürüz. Ama birbirimize yaklaşmayalım, tamam mı? Kenanlıların uzaklaşmasını bekleyin.
Daha sonra gideriz. Cad ve Yeşil, siz gidin. Şimon, sen de Rubin'le git. Dan, Neftali ile gidiyorsun. Yesekar, sen de Zabulon'la git. Biz de beraber gidelim. Nereden geliyorsunuz? Kenan halkındanız. Daha önce de Tepse gelmiştik. Önceki gelişinizde sizinle birlikte olan o 10 kardeş gelmediler mi? Geldiler. Şehrin yakınlarına kadar beraberdik. Neredeyse burada olurlar. Girin. Mısır Aziz'ini en yakınlarımdan biri gibi sevdiğimi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama onu daha önce bir yerlerde gördüğümü biliyorum. Tam tersine, ben kendimi onun yanında rahat hissetmiyorum. Ne zaman bana baksa sanki içimi görüyor, düşüncelerimi okuyordu. Ben de kendisini görmek isterdim. Ama babamın bu planı onu benden mahrum bırakacak galiba. Büyük Allah'ım. Ne büyük bir hata yaptık. Keşke kardeşlerimize hiçbirinin Suriye kapısından girmemesini söyleseydik. Doğru söyledin. Suriye kapısındaki muhafız hepimizi tanıyor. Kesinlikle Rubin ve Şimon'u tanıyacaktı. Ne yapacağız şimdi? Endişelenmeyin. Biliyorsunuz ki Allah ne isterse o olacak. İnşallah tanımazlar. İnşallah. Gidelim. Ne büyük bir hata yaptık. Nasıl yani? Bu kapıdaki muhafızlar bizi tanıyor. Kesinlikle bizi tanıyacaklar. O zaman gel geri dön. Hayır hayır, artık çok geç. Yolumuzu değiştirirsek daha çok dikkatlerini çekeriz. Sadece yüzlerimizi göstermemeye çalışalım. O 10 Kenanlı kardeşten bir haber var mı? Hayır. 10 kişilik bir kafile buradan geçmedi. Duydun mu? Bizi soruyordu. Hey siz ikiniz. Kenanlıyız. Benim adım Cad. Bu da kardeşim Eşil. Buğday almaya geldik. Siz o 10 Kenanlı kardeşi tanıyor musunuz? Hayır. Hayır, tanımıyoruz. Girin. O 10 kardeşten bir haber var mı? Kenan'dan gelen kervana sordum. Teps yakınlarına kadar beraber gelmişler. Geleceklerini söylediler. Dikkatli olun. Mısır Aziz'i dört gözle onları bekliyor. Bize emir üstüne emir verdi. Otuz ölçek. Sıradaki. Nerelisiniz? Adım Eşil. Kenan Eşil. Diyarındanım.
Evet, doğru. Parayı alalım. 30 ölçek. Sıradaki. Nerelisin? Adım Cad, Kenanlıyım. Kırkıncı güne yaklaşıyoruz. Sanırım Züleyha bu halvete son verecek. Hanımefendi, Züleyha sizinle evlenmeyi kabul etmezse ne olacak? Eş seçimi zorla olmaz. Ben Allah'ın buyruğunu ona bildirdim. Kabul edebilirdi, etmeyebilirdi. Kardeşlerimden bir haber çıkmadı. Geciktiler. Efendim, girebilir miyim? Girebilirsiniz. Efendim, kardeşleriniz Teps yakınlarına kadar gelmişler. Ancak Teps'e girişlerini gören olmamış. Giriş yapmışlardır ama memurlarınız onları görmemiş olabilir, öyle değil mi? Eğer şehre giriş yapmışlarsa hiç kuşkusuz silolara gideceklerdir. Onları orada arayın. Onları bulup huzurunuza çıkaracağım. Onlarla birlikte sizi Akhenaton Sarayı'nda bekliyorum. Kendisinden geriye tek bir iz bile kalsın istemedikleri kardeşlerine Allah'ın neler verdiğini görmelerini istiyorum. Baş üstüne Allah'ın peygamberi. Yine değişik kapılardan çıkalım. Sessiz, sedasız ve dikkat çekmeden girdiğimiz kapılardan dışarı çıkalım. Girince bizi tanımamaları çok iyi oldu. Rubin ve Shimon'un da gelmesini bekleyelim. Belli mesafelerle buradan çıkalım. Bizi birlikte görmesinler. Muhafızların hala bizi aradıklarından eminim. Birlikte olan 10 Kenanlı kardeş gördünüz mü buralarda? Buğday almaya gelenler arasında çok Kenanlı var. Ama birlikte olan 10 kardeş görmedim. O iki kişi niçin yüzlerini örttüler? Sizce özel bir nedeni olabilir mi? Kesinlikle var ki yüzlerini örtüyorlar. Gidelim. Levi, oraya bak. Neredesiniz ki yüzünüzü gizleme ihtiyacı duydunuz? Biz her yerde sizi arıyoruz. Bir kez daha Mısır Aziz'ini rahatsız etmek istemedik. Bir çuval incir berbat oldu. Babamızın planını uygulayarak tanınmamaya çalıştık ama olmadı işte. Anlaşılan iradesi bütün iradelerin üstünde olan tanınmamızı istiyor. Babam çocuklar için tedbir aldı. Ancak Allah'ın iradesi başka bir şey. Gidelim. Artık gizli kalamayız. Hadi gidelim.
Gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Eninde sonunda gelecekler. Peki neredeler? Tepsin yakınlarına kadar gelmiş, sonra da ortadan kayıp mı olmuşlar? Mısır Azizi, giriş için izin verirler mi? İçeri gir Malik. Akhenaton sarayındalar. Geldiler mi? Evet hanımefendi. Küçük kardeşlerini de getirmişler. Siz gidin, ben de geleceğim. Onlar için hayal bile edemeyecekleri bazı planlarım var. Onları cezalandırmak mı istiyorsunuz? Hayır. Onları ıslah etmek istiyorum. Göreceksin. Asenat. Hayatımdaki bu ilginç olaylar niçin aynı zamanda meydana geldi? Kardeşlerimi görmek ve Züleyha ile karşılaşmak. Sanki bütün hayatımı bugünlerde bu hadiseye tanık olmak için yaşamış gibiyim. Belki de Allah'ın iradesi yıllar süren bir ayrılığın ödülünü bir arada vermeyi istiyor. Bünyamin'i ne kadar görmek istediğimi bilemezsin Asenat. 36 yıldan sonra. Acaba nasıl biri? Birazdan onunla görüşeceksin. Ne olur hanımefendi, sadece birkaç lokma. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz bu yemekten yiyin. Yiyinceye kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Gerektiği kadar yiyorum. Hem uyuyorum, hem de konuşuyorum. Bundan fazlası zaruri değil. Bütün ömrüm yiyip yatmakla geçti. Kalan bu birkaç sabahı başka türlü geçirmem gerek. Bilgisizlikle, nefse uymakla, şehvete tapmakla, kibir, gurur ve sarhoşlukla geçen bunca yıldan sonra bu günahları nasıl telafi edeyim? Ancak yine de Allah'ın rahmetinden ümitliyim. O Rahman ve Rahim'dir. Asenat, bak, Bünyamin ne kadar da büyümüş. Onunla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Daha önce kardeşlerinizle yüzleştiğiniz gibi. Endişelenecek bir şey yok. Gözlerimin her şeyi açığa çıkarttığını biliyorum. Efendim, her şey hazır. Sen git, ben de geliyorum. Mısır Azizi, Bilge Yüzarsif Hazretleri teşrif ediyorlar.
Oturun. Sözünü ettikleri kardeş sen misin? Babanız sizi kendisinden ayırmamakta haklı. Mısır'a dönüşünüz uzun sürdü. Sizi daha erken bekliyorduk. Küçük kardeşiniz olmadan Mısır'a gelmeyin buyurmuştunuz. Doğrusu babamız Bünyamin'in gelmesine razı olmuyordu. Onu ikna etmemiz biraz uzun sürdü efendim. Sadakatinizi ispat ettiniz. Ben de sözümde durarak gerektiği kadar size buğday vereceğim. Efendim, bir konu bizi çok huzursuz ediyor. Söylememe izin verir misiniz? Dinliyorum. Kenan'da bir buğday çuvalını açtığımızda ödediğimiz paranın tamamını içinde bulduk. Bunun nedeni neydi? Bir hatamızı mı gördünüz ki bütün paramızı bize iade ettiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de bizi imtihan ettiniz. Paraları geri getirip getirmeyeceğimizi görmek istediniz efendim. Hiç şüphesiz bizim tekrar Mısır'a gelmemizi istediniz. Belki de bizim yoksul olduğumuzu gördüğünüz içindir. Belki bütün bu nedenleri göz önünde bulundurmuşumdur. Ama daha çok yaşlı babanıza bir armağan sunmak istemiştim. Çünkü siz ondan saygıyla söz ediyordunuz. Memisabu, yemek getirin. Sizden aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını istiyorum. Sen neden yalnız kaldın? Niçin oturmuyorsun? Benim aynı anneden kardeşim yok. Aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını buyurdunuz. İstiyorsan yanımda oturabilirsin. Mısır Azizi çok mütevazı biri olmalı. Yoksa benim gibi biri sizin gibi yüce biriyle nasıl aynı masaya oturur ki? Ne sakıncası var? Ben sofraya yalnız oturmayı sevmem. Güzel ve huzur verici bir çehren var. Çocukluk günlerinden bir şey hatırlıyor musun? Çocukluğum kardeşim Yusuf'la geçti. Bu yüzden her şeyi hatırlıyorum. Babanı anlat. Çok yaşlandı. Kardeşim Yusuf'u yitirmenin üzüntüsü onu hem yıprattı hem de gözlerine ak düşürdü.
artık çok zor görüyor. Ondan Yusuf'u unutmasını istedik. Ama ne yazık ki unutmadı. Babam için mi ağlıyorsunuz acaba? Ağlamamalı mıyım? Acı çekmiş bir ihtiyarın üzüntüsü beni duygulandırdı. Kardeşiniz öldü mü? Bunlar onu kurt yedi diyorlar. Bunu duydum. Ama doğru olduğunu sanmıyorum. Siz 10 kişi dururken kardeşinizi kurt mu yedi? Bunlar bir şey gizliyor. Sanırım kardeşiniz hayatta. Görüyor musun? Allah Bünyamin'e nasıl bir yücelik bahşetti. Ayağının tozuyla Mısır Azizi'nin sofrasına oturdu. Kardeşim Yusuf'un elinde de sizinkine benzer bir ben vardı. O zamanlar çocuktum ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Peki ya yüzü? Yüzünü de hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum hem de. Onunla her zaman beraber oynardık. Onu görürsen tanır mısın? Bilmiyorum. Belki. Yani hala hayatta olabilir mi? Nerede olduğunu biliyorum desem bana inanır mısın? Neden inanmayayım ki? Mısır Azizi'nden daha güvenilir başka kim var? Yusuf'u görürsen şimdilik bir şey söylemeyeceğine ve onu kardeşlerine göstermeyeceğine dair söz verir misin? Evet, söz veriyorum. Yemin ederim onu gördükten sonra kimseye söylemeyecek ve göstermeyeceğim. Yusuf nerede? İnandığınız Allah'ın adına yemin ederim ki hiç kimseye söylemeyeceğim. Onu bana gösterin. Yusuf nerede? Sakin ol. Böyle yaparsan sana Yusuf'u gösteremem. Kontrolü kaybedip herkesi haberdar edeceksin. Şimdi gülümse de kardeşlerin bir şeyden şüphelenmesin. Görüyorsunuz ki kendime hakimim. Şimdi Yusuf'un nerede olduğunu söyleyin.
Lütfen onun nerede olduğunu söyleyin bana. Burada. Odada bulunanlardan biri Yusuf. Yusuf? Efendim, sakin olun. Yoksa anlayacaklar. Sakin ol Bünyamin, sakin ol. Kardeşler fark etti. Ne oldu? Delirdin mi? Mısır Azizi'nin karşısında gülüp ağlamanın anlamı ne? Mısır Azizi bana babamı sordu. Ben de onu hatırlayınca kendimi tutamadım işte. Peki niye gülüyordun? Mısır Azizi benim babasından ayrı düşmeye dayanamayan küçük bir çocuk olduğumu söyledi ve benim de gülmem tuttu tabii. Mısır Azizi ile ne çabuk samimi oldunuz. Bu tuhaf değil mi? Babam Bünyamin'in yanına istiyor. Yüzarsif Hazretleri oğlu Efraim'i sizin için göndermiş. Nereye? Onun seninle ne işi var? Nereden bileyim? Öğrenmem için gitmem gerekiyor. Gidebilir miyim? Kuşku yok ki. Mahiyetini bilmediğimiz bir takım olaylar gerçekleşmek üzere. Sen pek kötümser değildin. Babamın sözlerini hatırlamıyor musunuz? Mısır Azizi'nin bizi ağırlaması, paraları buğday çuvalına koyması ve Bünyamin'i istemesi bir komplo olabilir demişti. Ve ben bugünkü olanları o komplonun devamı olarak görüyorum. Umarım yanılıyorumdur kardeşlerim.
kardeşim. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'a şükrediyorum. ...36 uzun yıl. Gerçekten dile kolay, öyle değil mi? Bize haber yollayarak bu endişeli bekleyişten bizi kurtaramaz mıydın Yusuf? Ben istiyordum. Ancak ilahi buyruk buna engel oluyordu. Birçok kez Allah'ın habercisi nazil oldu ve babamı haberdar etmeme izin vermedi. Bunun hikmetini Allah bilir. Peki görüşmek ne zaman nasip olacak? Bu hicran belimizi büktü, babam gözlerini kaybetti. Senin için her gün ağladı. Ben peygamberim. Mısır'daki görevim daha bitmedi. Daha yeni Mısır halkı putperestlikten kurtulup tek Allah'a iman etmeye başladı. Mısır'ın sorunları daha yeni yeni çözülmeye başladı. Hayır. Hala yaptığım rüya yorumunun gerekleri oluşmuş değil. Ama bütün bunlar babamın ve bizlerin haberdar edilmesine bir mani teşkil etmiyor. Babam 36 yıldır senden uzak düştüğü için gece gündüz ağladı. Ben de niçin bu hicranın son bulmadığını bilmiyorum. Ben yokken babam çok ağlıyordu dedin. Evet öyle. Benden sonra sevgisini sana verdi. Bir gün bile uzak kalmaya tahammül edemiyor. Kokunu bende arıyor Yusuf. Yüzünü bende görüyor. Beni her kokladığında aslında seni kokluyor. Sanırım bu ayrılık ve hicranın nedenini anlamaya başladım Bünyamin. Peki neymiş bu neden, söylesene. Atamız İbrahim ve amcamız İsmail'in hikayesini duydun mu? Evet, defalarca. İsmail'in kurban edilmesini mi kastediyorsun? Babamızın yaşadıkları onlara çok benziyor. Ben seni Mısır'da tutmak istiyorum. Ne diyorsun? Eğer gerekliyse kalırım, tamam. Ben buyruğunuza itaat edeceğim. Hem Allah'ın peygamberi olarak hem de Mısır azizi olarak. İki nedenden ötürü Mısır'da kalmalısın. Birincisi bu hicranın son bulması için önce babamızın İsmail'lerini kurban etmesi gerekiyor. İkimizi kaybetmeden bu mümkün değil. İkincisi kardeşlerimiz tövbe etmeli. Seni getirip geri götüremedikleri için tövbe etmeliler. Emanete hıyanet tövbesi. Seni gerektiği gibi koruyamadıkları için tövbe etmeliler. Ama babam beni de kaybederse buna çok üzülür. Kesinlikle dayanamaz. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Babamız kesinlikle Mısır'a gelecektir. Kardeşlerim olan 11 yıldız Mısır'a geldi. Ancak henüz ay ve güneş gelmedi. Endişelenme. Seni burada tutmak için bir çare bulacağım. Yanımda kalmak istiyor musun? Siz emrediyorsanız evet. Kardeşlerimizin yanına dön. Şüphelenmemeliler. Sorarlarsa Mısır Azizi, yükleriniz hazır, sabaha gidebilirsiniz dedi dersin. Pekala. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Mısır Azizi sana ne söyledi? Babamın sözünü ettiği komplo gerçekleşti sandık. Hayır, endişelenmeyin. Beni biraz teselli etti ve size yüklerin hazır olduğunu, bu akşamı dinlenerek geçirmenizi, sabahleyin de yükleri Suriye kapısından teslim alabileceğinizi söyledi. Kardeşlerim, merak edilecek hiçbir şey yok. Hepsi bu kadar mı? Evet, hepsi bu kadar. Başka bir şey mi bekliyordunuz yoksa?
Allah'ım, ben kardeşlerimi tövbe ettirmek ve babamın bana ve kardeşime olan bağlılığını yok etmek için Bünyamin'i yanımda tutmalıyım. Bana bunun yolunu göster. İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her zaman Yusuf'un beline doladığım kuşak kayıp. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi acaba? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kuşak burada. Ey Kenan halkı, gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala, pekala. Kuşağı buldum. Al ve git. O kadar ucuza kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri herkese çok açıktır. Bütün bu insanlar, herkes bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine tam 4 yıllığına köle olmak zorundadır. Aklınıza yeni bir çözüm mü geldi? Nöbetçi. Buyurun efendim. Malik ve Mimisabu'yu yanıma çağır. Emredersiniz efendim. İşte İsrailoğulları da geldi. Hepiniz hazır mısınız bakalım? Dün geceyi nerede geçirdiniz? Hadi hoş geldiniz. Hadi. Nerelerde çalıştınız? Bizi çok merak ettik. Hadi. Hadi, kervan hareket ediyor. Yusuf beni yanında tutacağını söylemişti. Ne oldu acaba? Kervan yola çıktı. Durun! Kenanlılar durun! 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 Hırsızlık olmuş. Kafilenizde bir hırsız var. Bir şeyiniz mi çalınmış ki bize hırsız diyorsunuz? Aranızda bir hırsız var. Mısır Azizi'nin altın kasesi çalınmış. Duydunuz mu? O kaseyi Mısır Kralı Akhenaton, Mısır Azizi'ne hediye etmişti. Kaseyi kim aldıysa iade etsin. Kendisine bir çuval buğday vereceğiz. Bu bir çuval buğdayı ben size garanti ediyorum. Güzel bir ağırlama ve ikramdan sonra bu iftiranın anlamı nedir?
Utanç verici. Evet, gerçekten utanç verici. Bu da neyin nesi böyle? Allah'a yemin ederim ki sizler bizim hırsız olmadığımızı biliyorsunuz. Biz hırsızlık için bu ülkeye gelmedik. Bizim için nasıl bir komplo kurduğunuzu bilmiyoruz. Boş yere kimseye iftira atmayız. Peki çalıntı malı yanınızda bulursak ne olacak? Çalana ne ceza vereceksiniz? Bizler Mısır'ın kanunlarını bilmiyoruz. Sizler Mısır Aziz'inin misafirleri olduğunuz için size kendi kanunlarınıza göre davranılacak. Biz Kenanlılar eğer malımızın hırsızını yakalarsak onu 4 yılına kölemiz yaparız. Tamam. Anlaştık. Benim yüklerimi. Önce benim yüklerimden başlayın. Biz hırsız değiliz. Biz hırsız değiliz. Gözümüz yok. Kimsenin malında gözümüz yok. Biz kimsenin malını çalmadık. Biz kimsenin malını çalmadık. Çok saçma. Hayır. Hayır, kimsenin bir şeyini çalmadık. Durun. Kase Bünyamin'in yükünde olamaz. Bu masum yüzlü hırsız olamaz. Tereddüt etmeyin. Onu da arayın. Arayın. Durun. Kase Bünyamin'in yükünde olamaz. Bu masum yüzlü hırsız olamaz. Tereddüt etmeyin. Onu da arayın. Arayın. Gidelim. Thank you.
Yazıklar olsun sana Bünyamin. Bunu nasıl yaptın? Utanmadın mı? Bünyamin, bu işi gerçekten sen mi yaptın? Mısır Aziz'ine böyle mi karşılık verecektin? Bize az mı iyiliği dokundu? Niçin? Niçin bizi ona rezil ettin? Bizi bütün Mısırlılar içinde rezil etti. Başımız eğdi. Onun yükleri arasında bulduk. Onca iyiliğin karşılığı bu mu? Biz Mısır Aziz'inden özür dileriz. Bünyamin'in hırsızlık yapmasına şaşmamak gerek. Çünkü kardeşi de hırsızdı. Atamız İshak'ın kemerini halamızdan çalmıştı. Siz kötü insanlarsınız. Kardeşinize yüklediğiniz suçtan sadece Allah haberdardır. Onu tutuklayın. Götürün. Şimdi Bünyamin olmadan babamızın yanına nasıl dönebiliriz? Ne yapalım? Niçin böyle oldu bu? Bünyamin gerçekten de hırsızlık yapmış mı ki onu öylece alıp götürdüler? Onun ve kardeşinin hırsızlık yaptığını onayladınız. Yalan mı? İşte babamızın korktuğu başımıza geldi. Biz Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Allah adına yemin ettiğimize göre ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri götürmeliyiz. O olmadan babamıza ne deriz? Söyleyin nasıl döneriz? Babam Bünyamin'in hırsızlık yaptığına inanır mı hiç? Bu kadar şahit var. Yalan söylemiyoruz ki. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki İshak peygamberin kuşağını halamız Faika Yusuf'un beline dolamıştı. Aynı şekilde başka birinin o altın kaseyi Bünyamin'in yükleri arasına koymadığı ne malum? Gerçeği nereden bileceğiz? Gördüğümüz sadece kasenin Bünyamin'in yükünden çıktığıdır. Hadi Bünyamin'i bilmiyorsun. Yusuf'un macerasından habersiz misin ki ona hırsız dedin? Peygamber çocuklarının kardeşlerini yok edip ölüsüne de saygı göstermeden onu hırsızlıkla suçlayıp tövbeye de yanaşmamaları utanç vericidir. Utanç verici. Gerçekten utanç verici. Birbirinizle didişmek yerine Bünyamin'i kurtarmak için bir şeyler yapın. Mısır Azizi'nin sarayına gitmeliyiz. Ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri almalıyız. Ben Bünyamin'siz Kenan'a dönmeyeceğim. Biraz bekleyin. Belki Bünyamin'i geri getiririz. Peki biz ne olacağız? Kalalım mı, gidelim mi? Nedir bu İsrailoğullarından çektiğimiz? Biraz bekleriz. Dönmezlerse gideriz. Üzgünüm. Mısır Aziz'i sizinle konuşmak istemiyor. Bünyamin'i kendi haline bırakıp nasıl gidebiliriz?
Bir şeyler yapın. Ne olur elinizden bir şeyler geliyorsa yapın lütfen. Ne yazık ki elimden bir şey gelmez. Danışman hazretleri ne oldu? Bünyamin'i serbest bırakacaklar mı? Ne olursunuz bir şeyler yapın. Bizim dönecek yüzümüz yok. Mısır Azizi bizi huzura kabul eder mi? Mısır Azizi ile görüşmeden adımımı şuradan şuraya atmam. Ya bizi huzura kabul etsin ya da hepimizi zindana atsın. Hiç söz vermiyorum ama elimden geleni yapacağım. Kardeşinizin yaptığı iş o kadar kötü ki kimse aracı olmak bile istemez. Biz o kadar yüce olan Mısır Azizi'nin bizi ümitsiz bırakacağını sanmıyoruz. Umarım Mısır Azizi sizi kabul eder. Göreceğiz. Yüzarsif Hazretleri çok öfkeliydi, çok. Siz burada kalın. Bakalım ne olacak. Biz döneceğiz. Silahlarınızı bırakın ve gidin. Bekleyin. Ne yapabileceğimize bakalım, tamam mı? Onları getirdin mi? Onları huzura kabul etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kapının arkasında bekliyorlar. Onları içeri alalım mı? Bunun bir oyun olduğunu anlamadılar değil mi? Hayır. Her şeye inanmış görünüyorlar. Bünyamin'i dışarı çıkar. Birkaç muhafız daha bulundur. Ümitlerini keserlerse her yola başvurabilirler. Mimusab'ı onları çağırabilirsin. Kenanlıların kanunları ve geleneklerine göre hırsız köle olarak alınır. Bunu siz söylediniz, doğru mu? Mısır Azizi'nin kulu ve kölesi çoktur. Büyüklük göstererek Bünyamin'i bize geri verin. Suçlu cezalandırılmazsa hatasını tekrarlar. Mısır Azizi, Bünyamin'in yaşlı ve görmeyen bir babası var. Ondan ayrı kalmaya dayanamaz. Gelin bu acılar çekmiş ihtiyarı sevindirin. Size gösterdiğim konukseverliğe böyle mi cevap verecektiniz?
Kardeşiniz cezalandırılmalı. Sadece ona işkence yapılmaması ve kırbaçlanmaması yönünde emir verebilirim. O halde içimizden birini onun yerine alın. Mesela beni onun yerine alın. Onu serbest bırakın da babamıza dönelim. Hiç şüphesiz sizin gibi bir yüce şahsiyet bize bu iyiliği çok görmeyecektir. Siz peygamber çocuklarının Yuzarsif'ten beklentisi nedir? Siz köle istiyorsunuz. Bünyamin yerine başka biri fark eder mi? Benim köleyle işim olmaz. Yüce Allah'a sığınırım. Ben malımı Bünyamin'in yanında buldum. Şimdi onun yerine başkasını mı cezalandırayım? Bu durumda ben zalimlerden olurum. Suçlu temizlenmek için pişmanlık duyup tövbe etmelidir. Aksi takdirde onu cezalandırarak temizlemek gerekecek. Kardeşiniz hala pişmanlık duyduğunu ifade etmedi. Şu halde cezalandırılmalıdır. Bu çok kolay. Tövbe edebilir. Gerçekten de çok mu kolay? Rahatlıkla tövbe etmek mümkündür. Ancak ben suç işledikleri halde tövbe etmeyen bir topluluk biliyorum. Durumu daha da kötüleştirmeyin. En ufak bir hata yaparsanız bu saraydan canlı çıkamazsınız. Bir an önce burayı terk edin. Gidin! Biz Bünyamin'i geri getireceğimize dair Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Bünyamin olmadan dönebilir miyiz? Hele hele babamızın acı hatırası Yusuf olayı ortada dururken. Onu Bünyamin'in hırsızlık yaptığına ve Mısır Azize'nin de onu köle aldığına inandırmamız mümkün değil. O zaman gençtik. Yusuf'a ve babamıza ettiğimiz zulmün çirkinliğini anlamıyorduk. Şimdi Bünyamin'i kaybedip babamızın yanına eli boş dönünce işlediğimiz cinayetin ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. Gerçekten bunu anlayabiliyorum. Ne oldu Levi? Bünyamin'i serbest bırakmadılar mı? Mısır Azizi'nin yüce şahsiyet, kutlu bir insan olduğunu söylediniz. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey birden değişti. O eski Yuzarsif çıkmadı karşımıza. Peki ne yapacaksınız? Biz sizi bekliyoruz. Kalıyor musunuz, dönüyor musunuz? Ben sizinle gelmiyorum. Daha doğrusu gelemiyorum. Babam izin verinceye kadar ben de Kenan'a dönmeyeceğim. Siz gidin. Sizi bekliyorlar. Bünyamin'in olayı bize yeter de artar. Senin yokluğunu babamı nasıl açıklayacağız? Levi'nin dönecek yüzü yoktu Mısır'da kaldı deyin. Levi ya kardeşi Bünyamin'le dönecek ya da Teps kentinde ölüp gidecek deyin. Levi! Gidin! Kervanı bekletmeyin! Evde çocuklar ekmek bekliyor. Gidin! Mısır'a dönersek seni nerede bulabiliriz? Köle satılan kervansarayda. Orada beni bulabilirsiniz. Gidin hadi! Gidelim. Gidelim. Hadi. Babam için endişeliyim. O senden uzak kalmaya tek başına dayanamıyordu.
ikimizden ayrı kalmaya nasıl dayanacak? Şu halde bir şey yapalım ki Allah bizi ona göndersin. Bu şekilde mi? Sen beni de ondan aldın. Merak etme. Allah yakında bizi ona kavuşturacak. Ama ben babamızın ikimizin yokluğuna birden dayanacağını zannetmiyorum. Babam isterse ikimizi de elde edebilir Bünyamin. Nasıl? Hatırlıyor musun? Dün seni almadan önce Hazreti İbrahim kıssasını anlatmıştım. Evet, amcamız İsmail'in kurban edilme olayını. Atamız İbrahim İsmail'ini kurban etmeye kalkmasaydı ona ulaşamazdı. İçindeki İsmail'i kurban etti de öyle onu elde etti. Ama babamız hala İsmail'lerini kurban etmedi. Yani bundan dolayı mı Allah sizi birbirinizden ayırdı ve bu ayrılık bitmiyor? Ne zaman babamı durumumdan haberdar etmeye kalksam Allah buna mani oluyordu. Şu halde bu hicranın biteceğinden ümitli olabiliriz. Benim hiç şüphem yok. Babamız ikimizi yitirirse yeniden kazanır. Merak etme. Çok yakında babamızla görüşeceğiz. Sen çok iyi ve şefkatlisin Asenat. Mükemmel insan örneği, sevgi ve şefkat denizi olan Yusuf'tur. Bana mı iyi diyorsun? Hayır, ben değil. Bütün insanların ona kul köle olduğu kişi iyidir. Asenat değil. Ben Yusuf'a çocukken baktım. Yüce ruhunu ve şefkatli kalbini çok iyi biliyorum. Bana karşı acımasız davranırken emrimdeki insanlara merhametli davranır. Köleleri de severdi. Yusuf'un sana duyduğu sevgiden haberin var mı? Bana bir şey söylemedi. Ama Yusuf'un bakışlarından anladım. Bu sevgiye nasıl cevap vereceksin? Bilmiyorum. Bundan önce ona duyduğum aşk olsaydı onu bilirdim. Ama şimdi o aşk olmadığı için bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yusuf Allah'ın peygamberidir. Onun sevgisi nefsin isteğinden kaynaklanmaz. O Rabbinin izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Yani onun bana duyduğu sevgi Allah'ın buyruğundan mı kaynaklanıyor? Yüzünün güzelliğinden ve gözlerinin görmesinden önce onunla evlenmen için buyruk verilmiş. Unutma ki Allah'ın peygamberine itaat etmek zorundasın. Ben ne bir buyruk duydum, ne de bir sevgi gördüm. Ve bir gün sevgisini izhar ederse ne yaparım bilmiyorum. Kalbimde Allah aşkından başka bir aşka yer olup olmadığını da bilmiyorum Asenat. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalışmalısın. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalış.
Geldiler. 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 Kervan geliyor. Geldiler. Kervanımız geldi. Keşke yol bu kadar çabuk bitmeseydi. Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Hoş geldiniz baba. Hoş geldiniz amca. Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Numan, baban Bünyamin yok. Senin baban da yok. Yavuda amca, benim babam nerede? Endişelenmeyin. Merak etmeyin. Onlara bir şey olmadı. Gidelim. Niçin susuyorsunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Levi nerede? Neden konuşmuyorsunuz? Bünyamin'e ne oldu? Başına ne geldi? Yine başıma nasıl bir iş açtınız? Bünyamin ve Levi nerede? Niçin çıktığınız her yolculuk bir faciayla sonuçlanıyor? Niçin? Endişelenmeyin baba. Kötü bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı. Bünyamin ve Levi ikisi de sağ salim ve hayattalar babacığım. Fakat çok çirkin bir olay meydana geldi. Buna inanmayacaksınız. Eğer sağ iseler, niçin sizinle gelmediler? Çünkü Bünyamin Mısır Azizi'nin kölesi oldu. Senin oğlun hırsızlık yaptığı için Mısır Azizi de onu köle yaptı. Alıp götürünce kardeşinizdi. Hırsızlık söz konusu olunca da oğlun hırsızlık yaptı, öyle mi? Siz ne kadar aşağılık insanlarsınız ki kardeşinizi hırsızlıkla suçluyorsunuz. Ama baba, biz gerçeği söyledik. Bu kafilenin bütün üyeleri Bünyamin'in hırsızlığına tanık oldu. Çalıntı mal Bünyamin'in yükünün içinden çıktı baba. Bu yalan. Bünyamin hırsız değil. Bu Bünyamin'e atılmış çirkin bir iftiradır. Hepimiz gözlerimizle görmeseydik inanmazdık. Ne yazık ki doğru. Hayır. 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 Siz bilmeyebilirsiniz. Ama kardeşleri iyi biliyor ki Bünyamin hırsız değil. Bünyamin'i ben büyüttüm.
O kesinlikle hırsız olamaz. Levi'ye ne yaptınız? O ne çaldı da onu yanınızda getirmediniz? Levi'nin dönecek yüzü yoktu. Bünyamin olmadan Kenan'a dönmem diyor. Mecburen Mısır'da kaldı. Bu sözler zihninizin ürünü. Bu lafları zihniniz size güzel gösteriyor. Bünyamin hakkında söyledikleriniz gerçekle bağdaşmıyor. Olayın iç yüzünü Allah biliyor. Ama görünürde biz Mısır Azizi'nin altın kasesinin Bünyamin'in yükünden çıktığını gözlerimizle gördük. Siz buğday almak için Bünyamin'i ısrarla götürdünüz. Allah'ın huzurunda bana söz verdiniz. Bu muydu verdiğiniz söz? Ben sizin elinizden nereye sığınayım? Ah Yusuf'um! Vah Bünyamin'im, Levim! Azizlerim, niçin yaşlı babanızı yalnız bıraktınız? Şimdi sizden ayrı kalmaya nasıl dayanayım? Bakın ayrılık acısı nasıl yüreğimi yakıyor, nasıl? Gözlerimden kan damlıyor. Hanginiz için ağlayayım? Hanginizi sevip öpeceğim şimdi? Bu kadar çok ağlarsanız kendinizi harap edeceksiniz. Ne olur ağlama baba, Yusuf'um, ne olur. Yusuf. Ağlamayın baba. Yusuf, Yusuf diyerek sadece kendi üzüntü yükünüzü arttırıyorsunuz. Ne olur bu kadar ağlamayın. Gözleriniz zayıf efendim. Onları kaybedeceksiniz. Yusuf'um. Yusuf'um. Kenan'ın ayı. Her doğduğunda hayatımın karanlık kulübesini aydınlatır. Gönlümün solgun evine hayat verirdi. Senin ayrılığın yetmezmiş gibi şimdi de Bünyamin'in ve Levi'nin ayrılık acısını da tatmak zorundayım. Hayatım şimdi eskisinden daha karanlık. Babasının azizi, acaba sen de benden ayrı düştüğün için üzülüp ağlıyor musun? Geceleri mahzunca başını toprağa koyup gözyaşlarınla onu suluyor musun? Üzüntü ve keder 36 yıldır bu hanedanı dört bir yandan kuşatmış. Biteceği de yok. Böyle olacağını nereden bilebilirdik? Mısır Azizi'nin misafirperver ve cömert olduğunu söylemiştiniz. Peki ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Yüklerimizi bağladık ve Kenan'a doğru yola koyulduk ki Bünyamin'in hırsızlığı her şeyi bozdu. Bünyamin hırsız değil. Bunu herkes biliyor. Ben bir şey anlamıyorum. Anne, amcalarım doğru mu söylüyor? Babam hırsızlık mı yapmış? Baban hırsız değil. Başına nasıl bir iş açtıklarını bilmiyorum. Bu iftirayla suçlarını gizlemek istedikleri kesin. Ama oradaki herkes çalıntı malın babamın yükünden çıktığını görmüş. Yanılıyorlar. Sadece altın bir kase bulunmuş. Bunu kendilerinin koymadığı ne malum? Bütün gözler babanın hırsızlığını görse bile sen yine de onun hırsız olduğuna inanma. Umarım ona bir şey yapmamışlardır. Yoksa ben onlara yapacağımı bilirim. Bünyamin hırsız değil. Böyle konuşma. Bütün Kenan halkı Bünyamin'e güvenir. Peki hırsız değilse nedir?
Peki çalıntı mal niçin benim yükümden çıkmadı? O ve kardeşi, ikisi de hırsız. Onlar babamızı bizden çaldılar. Baba özlemiyle yıllarca yanıp tutuştuk. Haika Ala'nın kuşağını da onlar çaldılar. Onlar Mısır Azizi'nin kasesini çaldılar. Onların ikisi de hırsız. Baba, sen gerçekten de Bünyamin'e hırsız mı diyorsun? Sizin için yemek getirdim baba. Yemek istemiyorum. Geri dön. Kapıyı açmadan şuradan şuraya gitmem. İstemiyorum kızım. Aç değilim. Ne olur baba. Kapıyı aç lütfen. Yine. Neler oluyor? Niçin böyle bağırdın? Yusuf'um. Oğullarım. Ne oldu baba? Kendine ne yaptın böyle? Ne kadar dedik ağlama diye sana. Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi harap ettiniz... Hem de bizi. Yeter artık, ne olur yeter. Acımanıza ihtiyacım yok benim. Yalnız bırakın beni. Sana yardım etmek istiyoruz. Baba ama... Yardımınıza ihtiyacım yok. Beni yalnız bırakın. Gidin. Gidin ve beni yalnız bırakın. Ne ağlamalarınıza inanıyorum, ne de acımanıza inanıyorum. Dinleyin bizi baba. Size söylemiştim Bünyamin'i görmezsem ölürüm demiştim. Gidin. Baba, ne olur gidin. Yalvarıyorum. İzin verin gidin. Ben kalayım, ne olur. Gidin. Ah Yusuf'um, ah. Vah Bünyamin'im, vah Levim, vah Levim, vah. Ne oldu? Ne oldu? Babamın gözlerine ak düşmüş. Ak mı düşmüş? Artık hiç görmüyor. Dünden beri hiç durmadan ağladı. Bir an bile susmadı. Kendini öldürecek. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir yararı yok. Başka çaremiz yok ama bir şeyler yapmalıyız. Yusuf'um kaybolmuş. Kenan'a ne zaman döneceksin? Bu kadar yeter baba. Ağlamayın. Yusuf'um. Ağlamalarınız bütün Kenan'ı mateme boğdu. Ne zamana kadar böyle ağlayıp duracaksınız? Açın şu kapıyı. Benden ne istiyorsunuz?
Baba. Allah'ın peygamberi. Gözleriniz. Yehuda. Rubin. Yusuf'u mu aldınız? Bünyamin'i aldınız. Ağlamayı bana çok görüyorsun. Çocuklarıma ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Sizden uzak kalmak için kendime bu kulübeyi yaptım. Tek başıma Yusuf'um için ağlayayım diye buraya taşındım. Acılarıma Bünyamin ve Levi'nin acısını da eklediniz. Susmamı nasıl beklersiniz? Yavrularım için ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Ne istiyorsunuz? Niçin onu rahat bırakmıyorsunuz? Her şeyini aldınız, yetmedi mi? Sizi görmek istemiyorum. Sesinizi de duymak istemiyorum. Yusuf'umla yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Bunu hak ettik. İşlediğimiz bir suçun hayatımızın sonuna kadar yakamızı bırakmayacağını bilemedik. Yusuf'um, yavrum. Sen her zaman o çocuksu, o ilahi yüzünle gözlerimin önünde canlanıyorsun. Seni görmek için göze ihtiyacım yok. Sen her zaman kalbimdesin. Seni asla unutmam. Asla unutmam Yusuf. Keşke yıllar önce tövbe etmiş olsaydık da gerçeği açıklamış olsaydık. Kendimizi ve babamızı sıkıntıya sokmazdık. Biz aşağılanmayı hak ettik. Bize ne söylese haklı. Yusuf'u daha yeni yeni ona unutturmuştuk ki Mısır Aziz'i Bünyamin'e alıkoyarak eski yarayı deşti. Ben Mısır'ın Aziz'ine minnettarım. O işlediğimiz suçu bir kez daha düşünmemize neden oldu. Hatırlıyor musunuz? Yusuf'u yok etmeyi düşündüğümüzde daha sonra tövbe etmeyi de kararlaştırmıştık, hatırlayın. Görüyor musunuz? Allah tövbe etmeyi bile bize nasip etmiyor. Neredeyse 40 yıldır tövbe edemedik. 40 yıl. Biliyorum. Benim hatam. Tövbenin kolay olduğunu düşünüyordum. Yakup peygambere selam olsun. Allah'ın habercisi, vahiy meleği, hoş geldin. Görüyor musun? Yusuf'umdan ayrı neler çekiyorum. Görüyor musun gözlerime ne oldu? Peki Yusuf'u kim yarattı ve büyüttü Yakup? Bütün cihanın yaratıcı Rabbi olan Yüce Allah. Yusuf'tan başka kaç çocuğum var? Kızım Dine ile birlikte 12 evladım var. 12 ardılı olan bir evlat için mi kendini yiyip bitiriyorsun Yakup? Onların hiçbiri Yusuf'un yerini dolduramaz. Yusuf'un bir eşi yok. Eşsiz olan sadece Allah'tır. Yusuf da Allah'a gösteren bir aynadır. Ona baktığımda Allah'ın cemalinin yansımasını ve yaratıcı tecellisinin somut örneğini görüyordum. Ben Allah'ı gösteren aynamı kaybettim. Bütün varlıklar Allah'ın cemalinin yansıması ve tecellisinin somut örneğidir. Etrafına bir bak. Fakat varlığın bütün yaratılanları Allah'ın velisi değildi. Yusuf Allah'ın velisiydi. Ben Allah'a gösteren aynamı kaybettim. O benden üstündü.
Yusuf'un senden üstün olduğunu nereden anladın peki? Çünkü rüyasında beni kendine secde ederken görmüştü. Allah marifet sahibidir. Ve senin de tek bir gönlün var. Bir gönüle iki sevgili sığmaz. Aman Allah'ım. Rabbim. Eğer haddinden fazla Yusuf için üzüldüysem, mağfiret diliyorum. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Ben Yusuf'u Allah'ın ortağı değil, onun halifesi olarak görüyordum. Yakup, Allah İsmail'i ceddin İbrahim'e ne zaman bağışladı biliyor musun? İbrahim'e kesmesi için bir koç gönderdiği zaman. Hayır, İbrahim İsmail'ini Allah yolunda kurban etmeye hazır olduğu zaman İsmail ona geri gönderildi. Evet. Bu doğru. Ben hala İsmail'lerimden vazgeçmedim. Belki bu yüzden hala Yusuf'u görmeye nail olamadım. Mahcubum. Mahcubum. Ama Allah'a yemin ederim ki şimdiden itibaren her ikisinden de geçtim. Her ikisinden de geçtim artık. Hepsinin yerine Allah bana yeter. Her sıkıntıdan sonra bir ferahlama vardır. Bu acı ve sıkıntı huzurun başlangıcı olabilir. Ayrılık ve hicran son bulacak. Kavuşma anı yaklaşacak. Böyle olduğunu nasıl anlayabilirim? Araştır. Yusuf'u ve Mısır'ın durumunu soruştur. Sonunda ümit ışığını bulacaksın. Allah'ın habercisi, vahiy meleği, neredesiniz? Rabbim, bundan böyle bütün şikayetlerimi ve yakınmalarımı sana getireceğim. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tu. Sensiz Yusuf bir hiçtir. Sensiz bir hiçtir. Rabbim, Rabbim, ben sadece sana tapıyorum ve senden yardım diliyorum. Yusuf güzelliğinin bir aynasıydı. Ben seni görmek için aynaya bakıyordum. Aynanın görülecek bir tarafı yok. Eğer Yusuf'u seviyorsam sevgiyi yaşamak içindi. Yoksa benim gerçek sevgilim sensin. Yusuf'u sevmekle sevginin anlamını idrak ettim. Yusuf'tan geçerek de gerçek sevgili olan sana ulaşıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Yusuf sana ulaşmak için bir köprüdür sadece.
Niçin ses gelmiyor? Babam neden susmuş? Söyler misin niçin artık ağlamıyor? Bilmiyorum. Başına bir iş gelmiş olmasın. Dine. Leya. Buyur baba. Bir şey mi diyecektin? Kardeşlerini buraya çağır. Onlara söyleyeceklerim var. Kardeşlerimin hepsi burada baba. Onlara ne diyeceksin? Beni bir yere oturtun. Benimle gelin büyük baba. Oturun baba. Tamam. Bütün kardeşlerin burada mı? Evet baba, hepimiz buradayız. İyice dinleyin ve sorularıma öyle cevap verin. Anlatın bakalım. Mısır'a gittiğinizde tam olarak ne oldu? İhtiyatlı bir şekilde gidip sessiz sedasız dönecektiniz. Ne oldu da yakalandınız? Ama baba, Mısır Aziz'i her tarafta bizi aratıyordu. Sonunda bizi tanıdılar. Sizi görmek için bunca ısrar. Peki ama niçin? Neden? Mısır Aziz'inin huzuruna çıkınca bizi çok iyi ağırladı baba. Bilhassa Bünyamin'e büyük bir ilgi gösterdi. Baba, yemek esnasında da herkes öz kardeşiyle karşılıklı oturdu. Çünkü Mısır Aziz'i böyle istedi. Bünyamin yalnız kaldı. Mısır Aziz'i de onun yanına oturttu. Birlikte yemek yiyorlardı. Gizli saklı konuşuyorlardı baba. Evet öyle. Hem gülüyor hem de ağlıyorlardı. Mısır Aziz'i Bünyamin'le gülüp ağlıyor muydu? Hayır, sadece Bünyamin ağlıyordu. Nedenini sorduk. Sizden ayrı düştüğü için ağladığını söyledi. Birkaç haftalık ayrılık için ağlamak mı? Hem de Mısır Aziz'inin huzurunda. Buna aklım ermedi. Bünyamin yakalanıncaya kadar her şey yolunda gidiyordu. Bana kalem, mürekkep ve biraz da deri getirin. Mısır Aziz'inin davranışlarında bir sırrın saklı olduğunu düşünüyorum. Onun ya Yusuf'tan haberi var ya da kardeşinizi bulmada size yardımcı olabilir. Siz de Mısır Aziz'ine ya da bu konuda bilgisi olan herkese kardeşinizi sorun. Bana göre Mısır'da bir şeyler oluyor. Ama baba, bizim Mısır'a gidecek yüzümüz yok. Mısır Aziz'ine ne diyelim? Kardeşimizin suçunu affetme diyelim. Yine bize buğday mı ver diyelim. İşte büyük baba. Buyur. Ben Mısır Aziz'ine bir mektup yazdıracağım. Siz hem mektubu götürün, hem de kardeşiniz hakkında daha fazla araştırma yapın. Ben konuşmalarınızdan bir şeyler çıkardım. Bunları sizin idrak etmeniz mümkün değil. Şimon oğlum, yaz. Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır Aziz'i Yuzarsif'e, her şeyden münezzeh olan Allah, biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti.
ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. Ve amcam İsmail'i Allah'a kurban edilmek üzere sunak yerine yöneltti. Bu yünler 5 para etmez. Bunlarla bize buğday verirler mi acaba? Hiç yoktan iyidir. Eli boş gidersek bize buğday vermezler. Ya altın, gümüş ya da takas edilecek bir şey götürmeliyiz. Hiç paramız da kalmadı. Öyleyse ticari mal götürmeliyiz. Satmadığımız deri ve yünümüz var. Şuna satamadığımız deri ve yün desene. Ben ve gelinler de yünden çok miktarda ip eğirdik. İşinize yarar. Bunlarla buğday vermezler ki. Malımızın değersiz olduğunu biliyoruz. Ama başka çaremiz yok. Allah büyüktür ki belki Mısır Aziz'i buğdayla birlikte bize Bünyamin'i de verir. Ne güzel hayaller kuruyorsun. Allah'tan ümidini kesme Yehuda. Yusuf'u soruşturun. Mektubumun Mısır Aziz'ine vermeyi unutmayın. Bünyamin'i almadan Kenan'a dönmeyin. Yolunuz açık olsun. Allah sizi korusun. Allah'ın selamı Mısır Aziz'i büyük üzersifin üzerine olsun. Yusuf peygambere selam olsun. Allah'ın selamı iyi ve müşfik İnaros'un üzerine olsun. Nerelerdesin? Mısır Aziz'inin inayeti altındayım. Kralın buraya teşrif edeceğini bildirmeye geldim efendim. Kral mı? Buraya mı? Evet. İlginç. Mısır kralına selam olsun. Allah'ın peygamberine selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilge Yuzarsif artık bizleri sormaz oldu. Muhakkak yeni bir iş Yuzarsif hazretlerini meşgul ediyordur. Eğer Yuzarsif'in eşi ve çocuklarına bu kadar çok zaman ayıracağını bilseydim, kesinlikle evlenmesine izin vermezdim. Kendileri şu anda yeni bir sorunla uğraşıyorlar. Şu halde benim tahminim tuttu. Hayır kraliçem. Tahmininizi kastetmiyorum. Mısır Aziz'inin yeni meşguliyeti kardeşleridir. Kardeşleri mi? Evet. Allah'ın yardımıyla 36 yıl sonra kardeşlerimi buldum. Bu çok iyi. Yuzarsif'i kutlamak gerek. Babanız Yakup peygamber nasıllar? Henüz kendilerini görmek nasip olmadı. Ama kardeşlerimle iki kez görüştüm. Kenan'a geri döndüler. Onları niçin babalarıyla birlikte Mısır'a getirmiyorsun? Burada kendilerine daha rahat bir ortam sağlarız. Böyle bir niyetim var ancak önce Akhenaton hazretlerinin izni gerekiyor. Yakup peygamberin Mısır'ı şereflendirmesi bizim için çok büyük bir övünç olur. Mısır'ın gerçek sahibi sensin. Bizden izin mi istiyorsun? Bir an önce onları Mısır'a getir. Sevgili eşiniz Asenat'la birlikte hanımefendi Züleyha'nın sizi bizden kopardığını düşünüyorduk. Hali hazırda başka bir maşukla baş başa. Başkasıyla ilgilenmek niyetinde değil. Hata yapıyor. Yuzarsif Allah'tan ayrı değil ki. Züleyha'yı buraya çağır da olayın iç yüzünü anlayayım.
Aileni nereye yerleştirmeyi düşünüyorsun? Menfis yakınlarında Kuşen denilen bir bölgeye. Orası Nil Deltası'na yakın verimli topraklar. Bu gerçekten çok iyi. Sizi kesinlikle destekliyorum. Yuzarsif Hazretlerinin babası ve kardeşleriyle ilgilenirken bizleri unutmaması şartıyla tabii. Biz Yuzarsif'ten ayrı kalmaya dayanamayız. Bizi ihmal etmeyin. Bu Kral Hazretlerinin teveccühleri. Bir Azize'ye benzemişsin Züleyha. Hayatın boyunca ibadetle mi meşgul olacaksın? Daha önce Aman'a tapıyordun ve tapınağının tanrıçasıydın. Şimdi de Allah'a tapıyor, onu takdis ve tesbih ediyorsun. Biz bugün Züleyha'yı gökten indirip yerdekilere yaklaştırmak istiyoruz. Gerek yok Kral Hazretleri. Henüz daha beden hisarı ve dünya hapishanesinin dışına çıkmış değilim. Ben de bildiğiniz gibi herkes gibiyim. Madem öyle, niçin göktekilerle aşk oyunu oynuyor, yerdekilerden gafil kalıyorsun? Kastettiğiniz kişiye melekler secde ediyor. Züleyha'nın gafleti onun yüceliğini eksiltmez. Biz bu gafletin sürmesini istemiyoruz. Niçin Yuzarsif'in evlenme teklifini kabul etmiyorsunuz? Pekala. Biz resmen sizi Mısır Azizi Yuzarsif Hazretleri için istiyoruz. Kral ve Kraliçe Hazretleri izin verirlerse, hanımefendi Züleyha birkaç gün düşünsünler. Düşünmek için izinleri var ancak reddetmek için izinleri yok. Ben olumlu bir cevap bekliyorum. Her ikiniz de bizim için değerlisiniz. Bu vuslatın daha fazla gecikmesini istemiyoruz. Züleyha gidebilir. Bünyamin gerçekten de köle mi? Yusuf'tan bile daha süslü giyinip kuşanıyor. Yirmi ölçek, git al. Yirmi ölçek verin. Beş kişisiniz değil mi? 15 ölçek. Hadi git al. Ama hiç param yok. Hiç mi yok? Vardı ama hepsini şimdiye kadar buğday almak için size verdim. Daha önce söylemiştik. Paraları olmayanlar kölelik senedi imzaladıktan sonra buğday alabilir. Biz şimdiye kadar ya devletin ya da tapınağın kölesiydik. Yuzarsif'e köle olmak hepsinden şereflidir. Siz tek değilsiniz. Şu anda bütün Mısır halkı Yuzarsif Hazretlerinin kölesi. Biz bu köleliği en büyük özgürlük olarak kabul ediyor ve onunla gurur duyuyoruz. Ben sizin Allah'ın kulu olmanızı ve hiç kimseye kölelik etmemenizi istiyorum. Yuzarsif Hazretleri, satacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bana bedava buğday verir misiniz?
Efendim, o Mısır'ın en zengin adamlarından biriydi. Kendisini satın alarak ona buğday verin. Bedava buğday almak için köle mi olacağım yani? Her şeyimi aldınız. Evimi, evlatlarımı, ambarlarımı, kölelerimi. Eşim ve çocuklarım da sizin köleleriniz. Benden daha ne istiyorsunuz? Beni mahvettiniz. Seni buğday almaya zorlayan biri mi var? Evet. Kıtlık, açlık. Buğday almazsam öleceğim ben. Bolluk yıllarında devlet silolarına buğday teslim ettin mi? Hayır, çünkü kıtlık olacağını düşünmüyordum. Sen bu hatanın kurbanı olmuşsun. Köle olacağıma ölürüm daha iyi. Madem kölelik kötü bir şey, niçin onlarca köle bulunduruyordun? Benim derdim de bu işte. Bir zamanlar kölem varken şimdi niye ben köle olayım? Belki bu şekilde kölelerin neler çektiğini daha iyi anlarsın. Yine de biz kimseyi zorla köle yapmıyoruz. Efendim, ben onun kölelerinden biriydim. Bana çok zulmetti. Yarın bütün Mısır halkı Aton Tapınağı'nın avlusunda toplansın. Onları köleleştirmemin nedenlerini yarın açıklayacağım. Yarın ne diyecek? Bilmiyorum. O adama bedava buğday verin. Hiç kimsenin onuruyla oynamayın. Emredersiniz, nasıl buyurduysanız. Ne kadar istiyorsun? Kölelik karşılığında mı? Hayır, sizin için buğday bedava. Bu Yüzarsif Hazretlerinin emri. Böyle bir adama köle olmak özgürlüğün en yüksek mertebesidir. Mısır'da şu anda hiçbir şey hiç kimseye ait değil. Halkın kendisi de devletin kölesi durumunda. Amon tapınaklarındaki bütün hazineler Mısır devletine geçti. Bütün servet sahipleri güçlerini ve paralarını kaybederek diğer insanlarla eşit duruma düştü. Tek Allah'a inananları hiçbir tehlike tehdit etmiyor. Karar sizin. Bu kadar serveti ve köleyi ne yapacaksınız? Mısır'ın nesi varsa Bilge Yüzarsif'in sayesindedir. Akhenaton tahta oturuyorsa bunu size borçludur. Siz Mısır'ın azizisiniz. Bütün yetkileri size bırakıyorum. Bildiğiniz gibi yapın. Hepsini bağışlamayı düşünüyorum. Ben Akhenaton... Ve ailesi de sana aittir. Allah Akhenaton'u payidar kılsın. Pekala. Ben yarın tapınakta Teps halkının huzurunda kararımı açıklayacağım. Acaba Yusuf Hazretlerini kabul etme zamanı gelmedi mi? Bu ibadetler devam mı edecek?
Bu buyruk Mısır Azizi'nindir. Emrederlerse bu inzivayı bırakacağım. Hayır, herhangi bir mecburiyet söz konusu değil. Sevgi ve muhabbet olmadıktan sonra zorlamanın bir faydası yok. Bazen kendi kendime ilahi aşk varken dünyevi aşka ne gerek var diyorum. Diğer taraftan eğer Yusuf'un aşkı olmasaydı ben şimdi Rabbime bu aşkla bağlanmazdım. Ben Yusuf'tan sonra bu aşkı elde ettim. Yusuf'u severek aşkı tecrübe ettim ve imanla hakiki sevgiliyi idrak ettim. Kendimi Yusuf'un aşkına borçlu kabul ediyorum. Ancak onun gibi bir sevgili varken başka birine ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum. Söyler misiniz efendim, Züleyha'nın gönlünde Yüzer Sıf Hazretleri için hiç yer yok mu? O bütün güzelliği ve azametiyle varlığımı öylesine doldurmuştu ki başka bir aşk için gönlümde yer bulamıyorum. Sakın unutma. Seni gerçek sevgiliye götüren aşk mukaddestir. Dünyevi ve semavi aşk arasında övülmeye değer ve sağlam bir bağ vardır. Yeter ki dünyevi aşk sizi ilahi aşktan alıkoymasın. Rabbimin bir gönülde iki sevgili olmaz diyerek beni cezalandırmasından çok korkuyorum. Karar sizin, özgürsünüz. Vazifem bu mukaddes birliktelik için adım atmaktı. Umarım kararınızı gözden geçirirsiniz. Efendim, Akeneton ve eşine ne cevap vereceksiniz, söyler misiniz lütfen? Yusuf Allah'ın peygamberidir. Allah'ı sevip de onun peygamberini sevmemek olmaz ki. Öyle anlaşılıyor ki hanımefendi biraz akıllı olmaya karar vermiş. Mısır halkını doyuran ve felaketten kurtaran Allah'ın adıyla. Çocukken Mısır'ın önceki azizi Potifar için Mısır'ın geleceğini anlatan bir kitap okuyordum. Ve o kitapta bir gün gelecek ölçütlerin değişeceği, zenginlerle yoksulların yer değiştireceği, servet sahiplerinin işlerini ve kölelerini kaybedeceği, köleler ve zulüm görenlerin kurtulup alın yazılarına hakim olacağı ve o günde Amon'a hiç kimsenin
tapmayacağı yazıyor. Yaşasın özgürüz. Allah'ın peygamberi Yuzarsif'e selamlar olsun. Mısır'ın bilge azizine selam. 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 Bilge azize selam. Selam. Selam olsun Yuzarsif. Potifar bir gün bu öngörünün gerçekleşmesine tanık olmayı çok istiyordu. Ancak ömrü vefa etmedi ve şimdi sizler bu öngörünün gerçekleşmesine tanıklık ediyorsunuz. Yaşı büyük olan birçok Mısırlı çok iyi hatırlayacaktır ki bir gün bu Teps kentinde köle satılan meydanda bütün insanlar bir çocuk köleyi satın almak için toplanmıştı. Bugün o köle Mısır'ın sahibi ve maliki oldu. Bir gün siz Yuzarsif'in efendisi olmak istiyordunuz. Şimdi o sizin efendiniz. Doğru söylüyor. Potifar'ın o köleyi satın aldığına tanıklık etmiştim. Ama şimdi o çocuk hepimizi satın aldı. Böyle olacağını bilseydim o çocuğu kendi ellerimle boğardım. Bütün bunlar iradelerin üstündeki bir iradenin varlığını gösteriyor. Onun kudreti bütün kudretlerin üstündedir. Ama ben bugüne kadar ne kendimi köle ne de Yuzarsif Efendi olarak gördüm. Bunun kölelik olduğunu kim söylüyor? Bu köleliği bizler özgür ya da efendi olmaktan 1000 kat daha değerli sayıyoruz. Evet! Bugün buraya sizi Yuzarsif ve Mısır devletinden kurtarmak için çağırdım. Allah'ın kulluğunu kabul eden insanlar hiçbir devletin ya da gücün kulu ya da kölesi olmamalıdır. Sizler bugün kendinizin ve ailenizin özgürlük senetlerini alacaksınız. Bugünden itibaren hepiniz özgürsünüz. Ancak daha önce başkalarının özgürlüklerini kısıtlayanlar hariç. Halkın alın terinden servet edinenler ve köle sahipleri köle olarak kalacaklardır. Onları zincire vurmayacağız. Ancak eğer yanlış bir şey yapmaya kalkışırlarsa onları şiddetle cezalandıracağız. Ben Mısır halkını, köleleri... ve baskı görenleri özgürleştirmek ve onlara baskı uygulayanları zincire vurmak için satın almıştım. Demek Mısır halkına kölelik senetleri imzalatmasının nedeni buydu. Yuzarsif Hazretleri ne yaparsa bir hikmeti vardır. O böyle yaparak iyi ile kötüyü birbirinden ayırdı. Mısır Azizi'nin sözleri peygamberin sözlerine benziyor. O Mısır'ın kurtarıcısıdır. Yarından itibaren bütün siloların sorumluları halka bedava buğday vermekle yükümlüdür. Şimdi Mısır devleti halkın karnını doyurmakla mükelleftir. Hem bugün özgür bırakılanların hem de köle olarak kalacak olanların. Yakında Allah'ın izniyle kıtlık son bulacak. Ancak kıtlık bitinceye kadar ihtiyatlı ve idareli davranmaya devam edin ki bir sorunla karşılaşmayalım. Evet, çok doğru söylüyor. Evet.
Evet, haklı. Doğru söylüyor. İlk evde çok haklı, evet. Daha önce burası Amon Tapınağı'ydı. Bundan böyle burada tek Allah'a övgüler sunulacaktı. Bir dahaki toplantımızda burayı Amon'un heykellerinden temizlemeliyiz. Beni kim Kenanlı ismimle çağırdı? Yusuf! Yusuf! Züleyha? Sen burada ne arıyorsun? Sizi bekliyordum. Niçin burada? Beni burada bulacağını nereden biliyordun? Dün siz gittikten sonra... Allah'tan eğer rıza gösteriyorsa... Peygamberinin sevgisini... gönlüme yerleştirmesini diledim. Allah'ın sevgisi gönlümdeyken peygamberinden bir iz olmamasına dayanamıyordum. Buraya gelmeye niyet ettim efendim. Burası size kavuşmak için yıllarca durup beklediğim yer ve buraya geleceğinizi biliyordum. Biliyorum. Beklemek zor. Daha da zoru yalnızlıktır. Bunu çok iyi biliyorum. Herkes bu kadar yeter. Daha ne zamana kadar Yusuf'u bekleyeceksin diyordu bana. Kendi kendime eğer bu sefer de gelmezse Allah bu kavuşmayı istemiyor demektir dedim. Ama geldim. Gelişim yeni bir sevginin filizlenmesi anlamına geliyor mu? Beni de Mısırlılar gibi, beni de köleliğe kabul etsin diye Allah'ın peygamberine geldim. Ama ben bugünden itibaren bütün Mısır halkını azat ettim. Ben özgürlük istemiyorum. Bağlanmak için geldim ben. Mübarek olsun. Bu kulluk kutlu olsun. Şahit olun. Züleyha kendini bağlı istiyor.
Yine Kenanlı 10 kardeş. İçeri girin. Teşekkür ederiz. Yanılmıyorsam kölelerin satıldığı yerde beni bulabilirsiniz demişti. Evet, bu taraftan gidelim. Levi nerede? Levi! 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 Levi işte orada. Hadi çabuk Levi. Levi. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Levi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkesin sana geldiniz. Selamı var. Ah Levi. Herkes anlatacak çok şeylerim var. Nasılsın kardeşim? Babam senin için çok üzüldü. Benim için hepimiz çok endişeli. Sizleri çok özlemiştim kardeşlerim. Ailen seni çok merak ediyor. Hoş geldiniz. Yolduğuma çok sevindik kardeşim. Sizleri gördüğüme nasıl sevindim bilemezsiniz. Size anlatacak çok şeylerim var kardeşlerim. Harika. Bu mektubu babam Mısır Aziz'ine göndermiş. Bünyamin'i serbest bırakmasını rica ediyor. Mısır Aziz'ini görmemiz gerekiyor. Bu mektubu Mısır Aziz'ine ulaştırmalıyız. Mısır Aziz'ine gitmeliyiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada bekle, merak etme. Döneceğiz. Bizi habersiz bırakmayın. Ne kölesi? Bünyamin krallar gibi yaşıyor. Mısır Aziz'i ona gözü gibi bakıyor. Gözlerimle gördüm. Kendin mi gördün yoksa birinden mi duydun? Kendi gözlerimle gördüm diyorum. Her zaman onu yanında götürüyor. Arabada bile yanından ayırmıyor diyorum. Yani o Yuzarsif'in özel kölesi mi olmuş? Size Bünyamin krallar gibi yaşıyor diyorum. Sen köle diyorsun. O da kardeşi gibi gittiği her yerde çok çabuk seviliyor. Mısır Aziz'ini öyle kendine bağlamış ki onu bir an bile kendinden ayırmıyor bu taraftan. Yuzarsif Hazretlerini görmek istiyoruz. Babamızdan Mısır Aziz'ine bir mektup getirdik. Buna izin veremem. Huremup Hazretleri ile konuşmalıyım. Şu anda saraya girmeniz mümkün değil. Danışman Hazretleri. Danışman Hazretleri, bir ricamız olacaktı. Yine mi siz geldiniz? Ne istiyorsunuz? Mısır Aziz'i Yuzarsif Hazretleri'ni görmek istiyoruz. Babamızdan kendisine mektup getirdik. Kardeşinizin yaptığı işten sonra Mısır'a gelecek yüzünüz olmayacağını sanıyordum. Pekala. Gelin benimle. Bakalım ne yapabiliriz. Hadi. Gidelim. Kaldırın başınızı. Ne istiyorsunuz? Dinliyorum. Her ne kadar kardeşimizin yaptığından dolayı mahcupsak da Mısır Aziz'inin yüceliği kendisinden bir kez daha yardım dilememize neden oldu. Kenan'da kıtlık hala sürüyor. Buğday almak için ne paramız ne de değiş tokuş yapacak malımız var. Durumumuz çok kötü. Sadece biraz deri, yün ve ip getirdik ki onlar da size layık değiller. Umarım Mısır Aziz'i bu değeri az mallar karşılığında bu yılda İsrailoğulları kabilesini
kıtlıktan kurtarır. Pekala. Bu sefer de buğdayı almanız için emir vereceğim. Ancak bir dahaki sefere bedelini eksiksiz ödemelisiniz. Size minnettarız. Allah Mısır Azizi'nin gölgesini başımızdan eksik etmesin. Başka bir ricamız daha var ki. Umarız Mısır Azizi onu da kabul ederler. Dinliyorum. Umarım Bünyamin hakkında değildir. Onun hakkında. Acizane ekselanslarından rica ediyoruz ki onu bizimle Kenan'a göndersin. Babamızın artık ondan ayrı olmaya dermanı kalmadı. Size durumu çok iyi dememiş miydim? Görünüşe bakılırsa bir köleye hiç benzemiyor. Babamızın mektubu. İki gözü iki çeşme ağlayan babamız Mısır Azizi'ne bir mektup yazdılar. İzin verirseniz takdim edeyim. Radamon. Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır Azizi Yuzarsif'e. Her şeyden münezzeh olan Allah, biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti. Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. İsmail'i Allah kurban edilmek üzere sunak yerine sürükledi. Beni de gözümün nuru ve kalbimin kuvveti olan bir evlada hasret bırakarak denedi. Onu bir gün kıra götürdüler ve bana kanlı gömleğini getirdiler. Yusuf'la aynı anneden olan bir oğlum vardı. Yusuf'un kokusunu ondan alıyordum. Yusuf'un yerine yaralı kalbimin merhemi oydu. Kardeşleri onu senin huzuruna çıkardılar ve bir daha geri getirmediler. Onu hırsızlık suçuyla itham edip köleleştirmişsiniz. Açıktır ki peygamber çocukları hırsızlık yapmaz. Sözün özü şu ki ne çocuklarımın ayrılığına dayanacak dermanım ne de gözlerimde nur kaldı. Sizden yanınızda esir tuttuğunuz evladımı bu ihtiyara geri göndererek kendisini üzüntüden kurtarmanızı istiyorum. Böyle yaparsan sana hayır dualarda bulunacağım. Böyle yapmaz ve bu acı çeken ihtiyara acımazsan yanık bağrımdan öyle ahlar yükselir ki bunun alevi 7 sülaleni kül eder. Sen bunun alevleriyle mücadele edecek güçte değilsin. Allah'ın kulu Yakup. Yazıklar olsun size. Yusuf'a ne yaptınız? Çirkin eylemlerinizden ötürü babanızın ne kadar acı çektiğini biliyor musunuz?
Sanıyorum Mısır Azizi'nin zihnini bize karşı kışkırtmışlar. Biz kardeşimize ve babamıza karşı bir suç işlemedik efendim. O senedi getirdin mi? Demek siz hiç günah işlemediniz, öyle mi? Biz sadece gerçeği dile getirdik. Buna emin olun. Pekala. Biz Kenanlı 10 kardeş, kölemiz Yusuf'u Malikoğlu Zar'a 18 dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Şimon hanginiz? Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.